Sevgili izleyenlerim, zaman zaman bizim sohbet ettiğimiz Bayburt'un tarihini, kültürünü, geçmişini, ekonomisini, esnaf durumunu şöyle dobra dobra konuştuğumuz Köşe Metin'le yine birlikteyiz. Bir bakalım Köşe Metin bugün nelere parmak basacak ve Bayburt'ta onu tanıyan herkes bilir ki dobra dobra kitabın ortasından konuşan bir hemşerimiz. Evet Köşe Metin, kardeş, Bayburt'un şöyle eskisini ben sana Bayburt'un geçmişini tamam. Sorsam Bayburt hakkında ne dersin? Babadan şey derim ki Bayburt gerçekten tarihi belirsiz, çok eski, çok eski bir tarihe, çok eski bir kültüre, çok eski bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir memlekettir. Bayburt Selçuklu'dan bu yana diyelim veyahut da Bizans'tan, Roma'dan bu yana diyelim. Roma ordusu Bağdat'tan Bayburt'a kadar geliyor. Ve Bayburt'ta bir ay ağırlanıyor burada. O Bayburt o zamanki Bayburt halkı 100.000 kişilik ordu bir ay bakabiliyor. Ve Roma komutanı diyor ki ya Bağdat'tan Bayburt'a kadar bir tane şehir denk gelmedi önüme. Bağdat'tan Bayburt'a kadar o devirde bir tane şehre denk gelmedik. Demek ki Bayburt gerçekten çok eski medeniyete, kültüre sahip bir memleket. Biz onları da bırakalım. Selçuklu'da Bayburt, Anadolu'nun ikinci kültür merkezi. Konya'dan sonra. Yani Bayburt'u bazıları el ensarına bir tutarlar. Bayburt'ta Selçuklu zamanında kaleden Aslan Dağı'na kadar 300 küsür okul ve medrese vardır. Yani belki bunu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Üniversite ayarında okullar varmış Bayburt'ta. Tamam, onu da geçelim. Gelelim Cumhuriyet tarihinden sonraki Bayburt'a. Biz ortaokulda okuduğumuz zaman coğrafya kitaplarında Bayburt'un resmi altında şu kadar bir makale yazı vardı. Bunu yazıyor ki Bayburt Doğu Karadeniz bölgesinin kültür ve medeniyet şehridir. Tamam mı? Bak, kültür ve medeniyet şehridir. Evet, Bayburt Cumhuriyet tarihinden konuşsak Bayburt Doğu Karadeniz bölgesinin sanayi ve ticaret şehri olarak. Bayburt Doğu Karadeniz bölgesinin sanayi ve ticaret şehriydi. Bugün caddelerimizin ismi her bir sanayi kolunun ismindedir. Semercilik, bakırcılık, navbantlık, dokumacılık, tabakçılık ki o zamanın sanayileri bunlar. Bugünkü teknolojide devamları. Marangozlarımız tabii, var. Her şeyimiz. Bayburt'ta marangozluk, Erzurum, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tercan, Mercan, İspir, Aşkale ve bütün burada gelip ticaretlerini yapar, işlerini burada yaptırırlar. Öyle ilk araba kasası yapılan yer belki de Bayburt'tur. Arabanın sadece kasası değil, kupasını dahi yapıyorlar bu memlekette. Tarım aletleri. Tamamen tarım aletleri, hayvancılığa ait aletler, hepsi Bayburt'ta. Evet. Buradan hangi bir tanesi kaldı? Hangisini sayalım hangisi ki? Hangisi kalmadı ki? Sadece caddelerin ismi kaldı, başka bir şey kalmadı. O günkü teknoloji, eğer marangozluk bir sanayiydiyse, bugün tekerlek yapması lazımdı, çant yapması lazımdı veya lastik yapması. Bunların hiçbiri yapılmadı. Bayburt sadece idare edildi. Biz şimdi var olanı değil de Köşe Metin. Bu senin dediğin dönemlerde Bayburt'ta olmayan bir zanaat var mıydı? Olmayan bir zanaat yoktu kardeşim. Burada madencilik bile vardı, maden ilçesi. Evet. Orada bakır üretildiğini biz biliyoruz yani. Nalbantlık, marangozluk, marangozluk, sanatların hepsi yani bugünkü teknolojinin karşılığı o günkü ilkel sanatların hepsi vardı. Şu anda Bayburt'ta hiçbir şey kalmadı. Şey de söyleyelim bu arada, bizim bu müteşebbis ruhunda ilk yapılan un fabrikamız gibi elektrik, mutlaka. Bunlara da girelim. Tabii. Bunların hepsi yapılmış. O zamanki şartlarda bunların hepsi vardı ama bugün maalesef yanlış yönetimler demeyelim, mutlaka ki doğrular vardı ama
yanlışlar yapanlar vardı. Yani seçilip de yanlış şeyler yapanlar vardı. Bu saydığın sanatlardan ne var şu anda? Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Birini bile bulamayız. Hiçbiri yok. Sadece caddelerin ismi kaldı. O sanatların yapıldığı bölgeler kaldı. Evet. Bugün tabakçılık var mı Bayburt'ta? Peki şimdi... Tabakçılığın karşılığı ne bugün? Deri ve deri. Sanayi. İşte marancılık var mı? Bunun karşılığı ne? Tekerlek, lastik, çant bu. Kazancılık var mı? Yok. Var mı? Yok. Hiçbiri yok. Yani gerçekten... Saraç yok. Saraç. Kundura bugün bölgenin ayakkabı merkezi. Ayakkabı merkeziydi. Araba ayakkabı merkeziydi. Şimdi gel şey de vardı. Ot yastıklar efendim. Evet, evet, nelerden? Evet, hangisini sayayım benim yetişebildiklerim? Hepsi vardı. Maalesef bunların bir tanesi kalmadı. Bir tane. Bak ne yazıyordu? O coğrafya kitaplarında bizim nesil bilir. Bizim şey devirde yaşayanlar. Şu kadar bir makale yazı vardı şey olarak. Bayburt'un resminin altında. Bayburt Doğu Karadeniz bölgesinin ticaret ve sanayi şehridir. Tahıl ambarı. Tahıl ambarı. Oraya da girelim. Evet de bugün 1514-1517 kayıtlarına baktığım zaman gerçekten Bayburt hani bütün bölgeye... Şimdi söyleyelim. Şimdi köşe metin bunları hatırlayan insan evet. Bütün Karadeniz bölgesi efendim Rize, Çaykara, Trabzon insanının buradan otunu hale götürüyor. Samanını. Ya buğday kardeşim o zaman Karadeniz ekmeğe cizim ama diyordu. Buğday ekmeğine. Lor, peynir. Yani bu Bayburt'un bilmem loru Karadeniz'e giderdi. Bayburt'tan her şey giderdi. Her şey giderdi. Her şey giderdi. Buğdayı, arpası. Her şey giderdi. Her şey giderdi. Yani sadece sahile değil, bölgeye de giderdi. Bölgeye de giderdi. Bayburt'un mesela vilayetli konusu Atatürk zamanında başlamıştır. Evet. Vilayetli meselesinde. Gümüşhane'yi vilayet yapıyor, Erzincan milletvekili karşı çıkıyor diyor. Bayburt dururken diyor, Gümüşhane'yi vilayet yapmanı anlamadım. Bayburt dururken Atatürk söz veriyor orada. Atatürk söz veriyor. 1937'de Trabzon'da Atatürk Lise'ye geliyor. Orada hatırlatıyorlar Bayburt. Diyor ki Bayburt'u vilayet yapacağım diyor. Ama diyor neden diyor biliyor musun? Bayburtları çok seviyorum. Neyini seviyorsun? Koptakı ile zihniden dolayı çok seviyorum. Yani gerçekten Bayburt, yani övülmeye değer, övülmeye layık bir memlekettir. Anladın mı? Ondan sonra bu memlekette geldiler, kardeşim bir tane mühendis seçemedim memlekette ya. Bir tane inşaatla ilgili bir mühendis seçemedi. Bir tanesi ziraat teknisyeni. Bir tanesi şimdi seçemedi bankan, derken hangi, nereye seçemedi? Belediye seçemedi. Ha belediyeye. Ha. Bir tane ziraat teknisyeni, mühendis değil. Bir tane Arapça öğretmeni, bir tane banka memuru. İşte bu memleket bunları seçti, bunlarla yıkıldı. Şu memleketin imar düzenine hiç bakar mısın sen? Şu memleketin imar düzenine bir bakar mısın? Bu kadar karışık bir olur ya. Niye? Geçmiş idarelerin bilinçsizliğinden bu memlekette... Şimdi köşe metin, eskilerimiz bizim köklü bir şehir olduğu için eski mahallelerimiz, evet. Şingah olsun, Galir, Zahit, Veysel, bütün bu mahallelerimizin imar durumu kötüdür. Dar sokaklar, şu ama bir sorumu tamamlayayım. Bir dakika şimdi kötüdür deme. O gün belediye yok muydu? O gün vardı. Yok muydu? Vardı. Hani ama yeni insanlar? İmar yerleri açıldı. Onlar da aynı. Şimdi şehrin içine oldu. Yeni imar yerleri açıldı da şehrin içine oldu. Çöplükten başka, viraneden başka bir şey yoktur. Bugün Kayış Kıran üstüne baktığın zaman, Kayış Kıran üstüne çıktığın zaman Bayburt'a baktığın zaman burası nasıl bir memleket karşı. Doğru mu? Aslan Dağı'na çık, Tuzcaade Mahallesi'ne baktığın zaman burası nasıl bir vilayet dersin. Tuzcaade'ye çık karşıya Şingah'a baktığın zaman burası nasıl bir vilayet. Yani gerçekten ya sadece gördüklerimize değil. Yani gerçekten o tepelere çıkıp da Bayburt'a bir bakmak lazım. Ha pekala imara açıldı güzel şeyler. Şehrin içine oldu. Ama şimdi o imara açılan yerler de imarlı değil ki doğru dürüst. Nasıl? Girmiş belediye birbirine. Belediye binasının imarı yok ya. Ha belediye binasının şeyi yok, ruhsatı yok ya. Kaçak. Kaçak. Üst iki kat herhalde. Belediye, kardeşim belediye binasını ruhsatsız ya. Ha bilmiyorum abi sonuç. Tamamı değil. Ya son 3-5 sene dalçalar bilmiyorum. Ha, üstteki belediye. Ben üstteki iki katı biliyorum tamamı değil. Bilmiyorum abi. Vardı bir belediye, mutlaka ruhsatlıydı burası. O nasıl yapılan belediyede? Ne oldu? Ruhsatsız ama bu 3-5 seneye kadar ruhsatsızdı bu bina.
Ama şimdi aldıysalar, bezediyseler. Tamamı değil. Köşe metre. Orada yani tam. Ha yani. Daha yani belediye binası ruhsatsızsa. Geriyi. Gerisini sen hesabını yap ya. Yani affedersen bizim eski tabirlerde bir deyim var. Her şey çirişleme. Her şey çirişleme. Çirişleme biliyor musun? Şimdi imar durumumuz sürük. Tamam. Sürük, şimdi değişik konulara girer. Şimdi gelelim. Esnafın efendim bu sanat üreten efendim şu an diyelim ki mobilyacılarımız var. Ha. Efendim tamircilerimiz, ha. Sanayimiz var bizim. Ha bitti kardeşim. Bitti yok. Yok. Gençlerimizin bozulsa, iş istihdam durumuna bir gelelim. Gençlerin iş istihdamına gerek yok ki. Zaten işe hazır. Az kendini şeyden devletin dairesine, belediyesine, devlete şu anda iş yapacak kimse kalmamış ki. Çalıştıracak insan yok ya. Memlekette çalıştıracak insan yok. Gençlerimiz okuyan. Ne okumuş ne olmuş. Gidiyor soruyorum burada. Soruyorum Bayburt'taki okuyanlara. Ne okuyorsun? Spor öğretmenliği. Ne okuyorsun? İlahiyat. Ya kardeşim bunlarla olmaz. Ya oralara girmeyelim Bahattin Bey. Kardeş oraya mühendislerimiz de var iş bulamayan. Abi nerede? Yani var. Çevre mühendisi iki tane çocuk bende var mesela. He. Benim iki tane oğlum var çevre mühendisi. Bahattin Bey. Ama giremediler işe. Bizim şöyle değil, memleketimizde değil de Türkiye geneli değil, şu andaki meslek okullarına o kadar bir ihtiyacımız var ki, bu meslek okullarında meslek sahibi olan kişinin de zaten okuyan mühendisten bile daha üstün. Ya bu mesele Bayburt'un meselesi değil ki, Türkiye'nin meselesi. Meslek okulu okuyan mühendisten daha üstün. Çünkü bir mesleği, bu torna tepsiyesi, elektrik şeyi, bölümü, efendime söyleyeyim, sayılmayacak bölümler var yani. Ha ülke yani meselesi bu, o. Ülke meselesi, biz Bayburt olarak gittiğimiz için. Çok ihtiyacımız var. Yani Türkiye geneli değil. Yani. Genel o. Biz şimdi Bayburt'ta gidiyoruz. Bayburt'ta gidiyoruz. Önemli bir konuya girelim. Önemli, çok önemli bir konuya girelim. Bugün askeriye boşaltılmış, doğru mu? Hı. Askeriye boşaltıldı. Yani ne kafadır ya, ne beyindir ya. Şu askeriyeyi buradan kaldırıp da 20 kilometre öteye atmak ne? Kimin beynidir, kimin aklıdır, kimin zekasıdır ya? He, yalvarıyordu Bayburt, Acem Birliği getirin Bayburt'a, Acem Birliği getirin Bayburt'a. Eline çıkışlığı almış, 20 kilometre öteye atmış. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. 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 3000 askeri gelecek, 5000 askeri gelecek, hala uyarıyorlar. Bir daha seçime kadar bir malzeme gelecek. 300 tane asker var, 500 tane asker yok burada. Bir. Yani mesela esas. Halbuki burası neydi? Kürsesizi, piyade alayı, tugay. Ya tam 2500 asker bağırıyor burası. Ya, gelelim esas meseleye. Askeriyenin geçmiş arazisi ne olmuş? Üniversiteye verdik. Ya ne üniversiteye verdik kardeşim? Üniversiteye ne verdin? Verdin kağıt üzerinden. Ne yapılıyor buraya? Getir Bayburt'a bir tane ziraat fakültesi. Getir Bayburt'a bir tane veterinerlik. İşte bu arazi üzerinde ziraat. Gerçek modern ziraat yapılacak şekilde. Tamam mı? Gerçek ziraat yapılacak şekilde. Bir bölüm aç. En azından para kazanmasa, kar etmezse bile halkı bilinçlendir, halka derstir. Yanlış anlama Bahattin Bey, Bayburt 3-4 sene sonra Çukurova ayarında bir memleket olacak. Ama yapılırsa, yaparsalar. Ya bugün Sünür Ovası'na 3 aydır su verilmiyor. 3 aydır 10.000, 20.000 ton rekolte var orada, 20.000 ton. Şu anda o bölgeye daha bugün veriyorlar 3 ayın üzerine. O da bir şeylere yani baskı yapılarak, diğerlere gidilerek, diğer bir şekilde istenerek bugün su verecekler 3 ayın üzerine. Orada ne kadar bir ürün var biliyor musun? 20.000 ton. Bu bir ekonomi. Ne? Bayburt ekonomisi. Bayburt ekonomisi. Şimdi buraya girdin, köşemedi şeye de gir. Bayburt'un 3 tane ovası var. Ovalarda tanıtalım abi, gel. Diyorum ben Çukurova. Morbuş Düzlüğü, Demirözü tarafı. Geleceğin Çukurova. Kardovası, Sünür Ovası. Gerçek ya Çukurova oluyor burası. Bayburt çok geniş ovalara sahip bir vilayet. Ya ne yapılmış? Ne yapılmış? 3 aydır su verilmiyordu. Bugün su bağlamış. Ha ne yapılmış? Onu şimdi burada söyleyelim. Ben bir şey söyleyeyim şimdi haberci olarak. Şimdi bu Nevşehirliler buraya gelmiş Sünür'ün o bütün oraları ektiler patates, bastılar gübreyi, ya ziraat ilacı, toprağı öldürdüler. Yani senin köyünün buğday ekince gübre atmıyor mu ya? Ama onlar çok abartılı. Bir dakika bırak. O, sana bir şey diyeyim kardeş. Gübre olay olmasa insan arazinden ölür. Yetişmez mahsul. Yetişmez.
yetişmez. Aynı katılıyorum. Yani abartırlar, abartırlar. Eskiden dünyada 1 milyon nüfus vardı, 1 milyar nüfus vardı. Şimdi 8 milyar. Şimdi Mutlu'ya vurdular. Mesela, biliyorsun Nevşehir 10 yıl cezalandı. Toprağı çürüdü. Ay yok kardeşim, nasıl ceza? Adam geldi, inceledi toprağı, dedi ki kardeşim 10 sene patates ekmeyeceksin. Yani buğdayı keseceksin, arpa keseceksin ama yani o, ben o bölgede 30 sene yaşadım. O adam öyle bir sistem var ki 30 senedir her sene patates ekmiş bu adam. Çaresiz. Onda bulmuş şeyi. Ekmiş. Ve ölmüş. Topraklar bitmiş. Hala gene buranın topraklarından daha çok verim veriyor. Hala buradan yani şu anda belki buranın bir lezzeti, bir aroması, bir farkı olabilir ama o topraklarda neyin kuvvetini? Gübrenin kuvvetini. Yani gübre. Peki şimdi bak şimdi onu çok fazla götürmeyelim de bizi bu 3 tane ovamızı değerlendirebiliyor muyuz biz? Değerlenmeye başladı da bundan güzel olmaz ki. Eğer buraya Nevşehir'in lideri gelmişse, eğer buraya Sivaslı Hasan Kaleli gelmişse, Adanalı Trabzonlu gelmişse, burada tarım yapıyorsa artık buralar değerlenmiştir. Ama hangi bölge? Su olan bölgelerde. Su alan bölgelerde. Ya şimdi Demirözü Barajı'nın yanı sanamayın. Ne kadar bilmiyorum yani, tahmin edemiyorum. Kaç bin dönüm araziye. Ama bu imkanlar varken 3 aydır o huya su veriyor. Salyazı tarafında Gümüşhane'nin köylerine de su veriyor. Barajımız. Şu an veremiyor. 3 aydır veremiyordu. 3 aydır su yok. Affedersin, çok affedersin. Az da olsa bir ekimimiz var bizim de orada. 3 aydır daha bugün. Bugün su geldi 3 ayın üzerine. Orada sana bir şey diyeyim mi? Öyle tohum var ki kilosu 12 milyara alınmış tohum var, biliyor musun? 12 milyara. Anladın mı?